Mangalın üzerinde şimdi keşkekli külbastı yapıyoruz. Evet, yanına domates ve biber yapıyoruz. Önce malzemelerimizi sayalım. Buğday, tereyağı, karabiber, frenk maydanoz, zeytinyağı, tuz, süt, kekik, domates ve tabii ki dinlendirilmiş etimiz. İlk başta keşkeğimizle başlıyoruz. Keşkek için buğdayımızı suya atıyoruz. Önceden tabii ki bunu ıslatarak daha çabuk yapabilirsiniz. Özel tarif olduğu için içine de süt katıyoruz. Bir su bardağı süt. Evet. Buğdaylarımızın haşlanması gerekiyor. Biz bunu içerideki büyük ocağımıza götürelim, evet. İçeride haşlayalım. Orada dinlene dinlene haşlansın ve tereyağımızı ekleyerek sonra hazır bir şekilde geri getirelim. Ne kadar tereyağı ekleyeceğiz? Kaynadıkça mı ekleyeceğiz? Kaynadıkça tereyağı ekleyeceğiz. Yani 2 yemek kaşığı falan tereyağı eklemiş olacağız. Tamam, ama önce kaynasın. Orada şefimin yardımcıları içine tereyağı eklesin ve suyunu çekecek mi? Suyunu çekecek, sonra tekrar su ekleyeceğiz ve ondan sonra kaynamış olacak. O zaman içerideki ocağa götürüyoruz. Bakın, bir güzel keşkeğimizi ocağımızda pişirdik, kaynattık, suyunu, sütünü çekti, tereyağıyla beraber de lezzetlendirdik. Evet, şimdi keşkeğimiz bir kenarda dursun, biz hemen dinlendirilmiş etimize geçelim. Tamam. Şöyle koyalım. 6 ay dinleniyor değil mi? Evet, en kötü 6 ay dinleniyor. Bunun için ne yapıyoruz? Önce şöyle ince bir parça kesiyoruz. Dana antrikot etimiz. Antrikot. Evet. Antrikot tarafı. Çok güzel oluyor. Evet. Şöyle koyalım. Şimdi bunu dilimledikten sonra hafiften üstüne vura vura birazcık genişletiyoruz. Sonrasında bunu güzel genişledi. Zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağı döktükten sonra iyice yediriyoruz. Şöyle güzelce. Şimdi buna çok az bir şey karabiber atıyoruz. Tekrar yediriyoruz. Evet, şimdi tekrar bunu ızgaramızın üstüne şu şekilde atıyoruz. Harika. Şimdi bunun özelliklerinden birisi şu. Tuz atmıyoruz kesinlikle, eti sertleştirmesin diye. Birazcık piştikten sonra kuru kekik atıyoruz. Süper. Bunun özelliği o. Şöyle biraz pişsin, sonra tersini çevirdikten sonra kuru kekik atacağız. Harika. O zaman mangalımızda bu güzel antrikotumuzu pişiriyoruz. Etimiz çok güzel, yalnız mangalda pişti. Cızır cızır, cozur cozur. Sesi duyuyoruz zaten. Duyuyoruz. Çok güzel. Keşkeğimiz de hazır. Şimdi tabaklamamıza geçebiliriz. Yanına sadece birer domates ve biber attık. Süs olsun, hem de lezzet katsın diye. Hemen bu tarafını çevirdikten sonra kekiğini atıyoruz şu şekilde. Tekrardan şöyle bir yapıştıralım. Tekrardan bir ters çevirelim. Kekiğin kokusu da geçsin. O arada biz hemen keşkeğimizi basalım. Tamam. Sütle kaynattık. Tereyağını verdik. Şöyle of, çok da güzel görünüyor. Karıştırdıktan sonra şu şekilde basalım. Şöyle yapalım. Keşkeğimiz mükemmel şöyle oldu. Evet. Kekikle beraber pişirdiğimiz etimizi alalım. Şu şekilde koyuyoruz. Görseli efsane oldu. Evet. Domateslerimiz, biberlerimiz, şöyle bir adet biberi alalım, şuraya koyalım şöyle, bir de domatesimizi alalım, şöyle koyalım. Ondan sonra süslemek maksatlı bir adet de frenk maydanozumuzu alalım, şöyle koyalım. İşte mükemmel bir tabak. Evet, evde yapıp yiyeceklere de afiyet olsun. Tadına bakıyoruz bu harika lezzetin, keşkekli. Keşkekli. Dana antrikot. Dana antrikot. Bakın. Mikrofon sizin olsun şefim. Olsun. Tabak benim olsun. Çünkü tabak gerçekten efsane. Şöyle etimizden bir parça alıyorum. Mis gibi zaten. Bakın, hiç aslında bıçağa bile gerek yok. Hemen kopuyor. Et müthiş. Sulu sulu. Afiyet olsun yeniden. Keşkek harika. Çok yakışmışlar birbirlerine. Evinizde yapabilirsiniz. Ama olmadı. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz gelsin buraya. Evet, gelin burada beraber yapalım, beraber yiyelim. Biz de aynı zamanda bu tarifleri YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.